18 Ağustos 2024 sabahından günaydınlar. Burası Tokat ilinin Pazar ilçesi ve Osman Gazi Ortaokulu ve Osman Gazi İlkokulu bahçesi. Gece şurada hemen ağaçların olduğu bölgede basketbol sahası, voleybol sahası var. Orada geçirdim. Sütrenin üstünde olduğundan dolayı iyi bir konumdaydı. Kimsenin görmeyeceği bir yerdeydi. Rahat bir uyku uyudum. Geceyi geçirdim. Son güne hazırım. Evet, bugün 14. gün. Turumun, Anadolu 2024 turunun son günü, 14. gün. Şimdi buradan Tokat'a hareket edeceğim. Mesafe kısa ama coğrafya güzel. Evet, beni takip etmeye devam edin. Pazar Tokat yolunda neler var? Tokat'ın merkezinde neler var? Onlara bir bakalım. Hadi görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Evet, şu anda da Pazar ilçesinden çıkmak üzereyken Mahberi Hatun Kervansarayı'nın önünden geçerken ona bir görsel verelim dedim. Zaten mecbur göreceksiniz, önünden geçiyoruz. Mahberi Hatun Kervansarayı 1238 yılında 1. Alaaddin Keykubat'ın eşi ve eşi Mahberi Hatun tarafından yaptırılmıştır. Açık ve kapalı bölümlerden oluşan Sultan Hanımları tarzının önemli örneklerinden bir tanesidir. Güzel ülkemin her köşesinde köyler, yaylalar, her adımda bir hikaye. Benimdir bu yollar, yalnızlıkla dans ederim. Tek başıma şafak yollarda, hedeflerimle, ilkelerimle, doğada özgürce dolaşırım ben. Şafak yollarda adım yalnızlık tercihim. Şafak yollarda yalnız başıma, dağları, yaylaları aşarım, rotamı çizer, yoluma bakarım, hedeflerime doğru bisikletimle gider. Kimseler olmasa da yalnızlıkla coşarım, doğanın kucağında huzur ararım. Hedeflerim güçlü, benimdir bu yollar, yalnızlığım yoldaşım. Güzel ülkemin her köşesinde köyler, yaylalar, her adımda bir hikaye. Benimdir bu yollar, yalnızlıkla dans edelim. Yolculuğum sonsuz, hedeflerim güçlü. Benimdir bu yollar, yalnızlığım yoldaşım. Şafak yollarda adım yalnızlıkla bir bütün. Tek başıma. Evet. İnsanın doğumunu açan, dinlendiren, yeşillikler içerisinde yol alan 8 kilometre bir yolda Pazar yolunda yol aldıktan sonra şimdi Amasya Tokat yolundayım. Manzara bu. Evet, Anavut. Anavut'a çıkmanın özelliği bu. Geçerden hatırlıyorum da. Turhal'dan Tokat'a burası çok süratli almışlar. Arkada öyle bir rüzgar vardı ki. Bir gün önce suratma suratma vuran rüzgar ertesi gün geriden ettirmiş. Ve adeta Turhal'dan Tokat'a uçarak gelmişti. Şimdi bugün ise hiçbir şekilde yaprak kımıldamıyor. Değişik hava şekilleriyle karşı karşıyayız. Ama bu gerçekten orada ana yoldayız şu anda. Amasya Tokat ana yolu. Tokat'a verebiliyoruz arkadaş.
Evet, şimdi de yapmadan dönmeyin bölümüne geçelim. Tokat'a geldiniz, neler yaptınız? Tokat'a geldiğinizde Tokat kebabı yiyin. Ama elinden yiyin, buyur. İki, Atatürk Evi Müzesi'ni, Entografya Müzesi'ni muhakkak gezin. Atatürk ve Entografya Müzesi. Evet, şimdi telaffuz edelim. Gezin. Ve hemen yanı başında Gazi Osman Paşa Müzesi var. Onu da gezin. Saat Kulesi'ni gezin. Kervansarayları gezin. Kaleyi gezin. Eski Tokat bölgesi denilen bölgeyi gezin. Gerçekten de güzel yerler var. Ondan sonra Yeşilırmak zaten Tokat'ın içinden geçiyor. Yeşilırmak Köprüsü'nü görün. Bunları görmeden kesinlikle Tokat'tan gitmeyin. Bunları görmek istiyorsanız benim blog sayfamı da ziyaret edebilirsiniz. Atayolu projemin 5. günü olan rota Tokat'tan geçmiştir. Bunu blog sayfamda ve YouTube sayfamda görebilirsiniz. Şafak Yollar'da yazmanız yeterli. Blog sayfam şafakomaj.com parantez içinde Şafak Yollar'da, YouTube kanalımda Şafak Yollar'da. Bunların ayrıntıları hem görsel hem yazılı olarak blog sayfamda ve YouTube sayfamda bulabilirsiniz. Detaylı olarak anlatmıştım ben. Geçen yıl Atatürk Müzesi'ni ve Osman Gazi Müzesi'ni gezdiğinden dolayı Saat Kulesi o Tokat'ın o bölümüne maalesef gitmeyeceğim bu sefer. O yüzden ayrıntıları blog sayfama girerek öğrenebilirsiniz. YouTube sayfamda da bulabilirsiniz aynı şeyleri. Atayolu projemin 5. günü, unutmayın. Köyler, yaylalar, her adımda bir hikaye. Benimdir bu yollar, yalnızlıkla dans ederim. Şafak yollarda adım yalnız. Evet, geçen yılda bu camide ben durmuş kahvemi içmiştim. Sessiz konuşuyorum biraz. Bir araba yanaşmış buraya çünkü çadırda kurmuş. Hala uyuyor arkadaş. Evet, yine geldim. Yine aynı yerde kahvemi içiyorum. Daha doğrusu içeceğim. Kahvem olmak üzere. Bakalım kabarmaya başlamış. Ben kapatıyorum. Hadi görüşmek üzere. Şafak yollarda hedeflerimle, ilkelerimle doğada özgürce. Şafak yollarda. Tek başıma şafak yollarda. Hedeflerimle, ilkelerimle doğada özgürce dolaşırım ben. Şafak yollarda adım, yalnızlık tercihim. Şafak yollarda, yalnız başıma. Evet arkadaşlar, 18 Ağustos 2024 saat 10.30 itibariyle ben Anadolu 2024 turunu Tokat'ta şu gördüğünüz manzara eşliğinde bitirmiş bulunmaktayım. Güzel bir organizasyon oldu. 14 gün sürdü. Rüzgarıyla, fırtınasıyla, soğuğuyla, rahatsızlanmamla, hastalanmamla, sıcağınla hepsi güzel bir tur oldu. Coğrafyamız çok güzel. Anadolu coğrafyası çok güzel. Hepsini görmekte fayda var. Ben parti parti görüyorum. Görmeye de devam edeceğim. İnşallah başka turlarda da görüşürüz. Şu anda Tokat yazısı hemen ardında da neyimiz var? Yeşil Irmağımız var. Evet, Yeşil Irmağımızı görüyorsunuz. Ve de bu Yeşil Irmak Köprüsü. Yeşil Irmak üzerine yapılmış Yeşil Irmak Köprüsü. 1, 2, 3, 4, 5 kemerli bir köprü.
tarihi bir köprülerden bir tanesi. Restorasyon yapılmış vaziyette şu anda. Evet, neyi gördük? Karasu'yu gördük, Kızılırmağı gördük, en sonunda da Yeşilırmağı gördük ve Anadolu 2024 turunu Yeşilırmak üzerinde bitiriyoruz. Tokat'ta Yeşilırmak üzerinde turu, Yeşilırmak yeri üzerinde bitiriyoruz. Başka turlarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Anadolu 2024 turu sağ salim bitirdim. Anadolu 2024 turumu artık Tokat'tan ayrılma vakti geldi. Şimdi malumunuz İzmir'den Erzincan'a otobüsle giderken bagaj problemi yaşamıştım Kamil Koç yüzünden. Şimdi ben bunun önlemini almak için tedbirini almak için Tokat'tan hareket edeceğimden dolayı Tokat firmalarını aradım. Adını vermekte mahsur görmüyorum. Tokçam, Tokat Yıldızı, Tokat Seyahat. Üçünü de ayrı ayrı aradım. Bisikletim ve bagajım olduğunu söyledim. Bisiklet çantalarım olduğunu söyledim. Zaten bagaj prosedürlerinde net bir şey yok bagajlarla ilgili. Üçünün de ortak açıklamasını bana söylediklerini toparlayarak söyleyeyim. Bisikletim büyük mü, küçük mü, nasıl, bagaja sığar mı, çantaları bir yorum yapamadılar çantaları için. Küçük dedim çantalar. Bir tanesi de iki valizden başkasını almıyoruz. Tamamdır, dört çanta var, iki tane her çantası kadar birleştirir iki çanta. Yok olmaz öyle bir şey, bilmem ne falan filan. Üstünü kırklardan su getirdiler. Üç firmada. Aşağı yukarı aynı cevapları aldım. Tabii şimdi bu arada bir tane de metro seyahat var. Metro turizm. Tokat'tan İzmir'e gidiyor. Açtım onun sayfasına baktım. Bagaj prosedürüyle ilgili net. 30 kilogram bagajı, yani yolcunun artı bisikletli olanların bir bisiklet artı 20 kilo da bagajı oldu yazılı talimat. Tek hemen dönüş biletini metrodan aldım. Tabii bunu kafaya yazdım. Tokat'a vardım son gün. Bitti durum. Tokat'a vardım. Otogarda gözlemleme yaptım. Hatta yazıhanelere gittim, konuştum. Yine aynı şeyleri söylediler. Gözlemlemelerim anında otogarda İnsanlar çuvallarını, peynir bidonlarını, elma kasalarını bagajlara koyuyorlar. Etrafında da kaptanlar dolaşıyor bagajların etrafında. Bu bende soru işareti yarattı. Demek ki her şey kaptanların inisiyatifinde kalmış. Doldur boşalt hesabı. Ben öyle gözlemledim. Ben de öyle intiba bıraktılar. Peki, ben metro turizmden aldım bileti. Saat 15 bileti. 15'te tak perona yanaştı bizimki. Aslanlar gibi girdi perona. Öyle diyelim. Yani ben öyle şimdi sıkıntı yaşadım herhalde. Hemen bisikletimi ve çantaları sol tarafa götürdüm. Bu abin geldi hızlı. Abi de bu böyle olmaz. Ne olacak lan dedim. Yani almayacak yine. Yani hep alıştık ya artık. Olmaz dara bilmem ne hemen. Abi de burada dedi şimdi çok yolcum olacak benim. Arabayı fırlayacağız. Gel dedi ben dedi senin de son bagaj hepsinin malzemenin olduğu yere koyayım bisikletimi dedi. Ben onu açtım baktım bir sürü koli var, su şeyleri var. Tak 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 tak. 30 saniye bir dakika içerisinde orada bakıyorum. Ben ayarladım orasını. Bisikleti yerleştirdim. Çantaları da yerleştirdim. Bisikletimi de bağladık. Ondan güzelce. Tak bagajı kapattı. Abi dedi bundan sonra hayatım İzmir'de açarsın artık. Tamam aynen o şekilde. Tak İzmir'e geldi. Hiçbir sorun yaşamadım. Evet. Tokçam, Kamil Koç, bundan sonra Söyleşirhan'da Tokat Yıldızı, Tokat Seyahat bana program çıkartanlar. Metro Seyahat bana program çıkartmadı ve İzmir'e geldim. Olay bu. Bu videoyu da İzmir'den çekiyorum ve sonlandırıyorum. Evet, çok güzel bir Anadolu 2024 geçti, mazide kaldı ama bagaj muhabbeti hep kaldı. Hadi görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Yalnızlık tercihim, şafak yollarda yalnız başıma dağları, yaylaları aşarım, rotamı çizer yoluma bakarım, hedeflerime doğru bisikletimle gider. Kimseler olmasa da yalnızlıkla coşarım, doğanın kucağında huzur ararım. Yolcu
sonsuz, hedeflerim güçlü. Benimdir bu yollar, yalnızlığım yoldaşım. Güzel ülkemin her köşesinde köyler, yaylalar. Her adımda bir hikaye, benimdir bu yollar. Yalnızlıkla dans ederim.